Ve bu yüzden büyük boşluklar, uçurumlar meydana geliyor. Geçen derslerimin birisinde dedim ki, namaz kılmanın üzerinde durdum da hani aklınıza gelecek, namazı terk etmeye hiçbir sebep yok dedim. Namazı terk etmek için İslam'da hiçbir sebep yok. Ne çeşit hasta olursanız olun, nasıl kolayınıza geliyorsa öyle namazınızı kırarsınız dedim, anlattım. Ve bu arada dedim ki, böbrek hastalıklarından, idrar yollarından hasta insanlar, prostat ameliyatı diyorlar hani, idrar yollarından adam hasta, ameliyat oluyor vesaire, bir sürü işler bunlar. Her ne hal ise durmadan idrarı damlıyor, damlıyor, damlıyor. Önüne geçemiyorsunuz, hastasınız. İdrarınız devamlı akıyor, damla damla. İçer dakika arayla, beşer dakika arayla idrar damlıyor, ne yapacaksınız? Her dakika abdest almanıza imkan ihtimal yok. Yok. Çünkü usandırıcı ve mutlaka insan usandırıcı bir hal olur. Cenab-ı Hak rahmet ediyor, Rahman ve Rahim olduğu için. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha, ancak kudreti kadar emrediyor o kuluna. O insanın, o Müslümanın kudreti kadar, gücü yettiği kadar emrediyor. Ötesini istemiyor. Öyleyse her bu sahibi özür oluyor, özür sahibi. Her ezandan ezana abdestini alacak bu Müslüman. Diyelim ki sabah ezanıyla abdestini tazeledi. Öğle namazının ezanını duyuncaya kadar o aldığı abdestle idrarı aka aka her çeşit namazını kılacak. Her çeşit Kur'an'ını okuyacak. Camilerde oturacak. Ezan okundu mu abdesti bozulur. Çıkıp abdestini alacak, gelecek. İkindi ezanına kadar her namazı kılacak. İdrarı damlaya damlaya. Tamam. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben affederim, o idrarın damlaması elinde olmadığı için sanki hiç idrarı damlamıyormuş gibi kabul ederim diyor. Çamaşır kirlenecek. İdrar pisliktir, necaseti galizadır. Bu elbiseyi kirletiyor. Değiştirmesi mümkün değil. Her 5 dakikada bir çamaşır değiştiremez ki Müslüman. Allah Rahman ve Rahim'dir. Affederim, sanki hiç çamaşırını kirletmemiş gibi kabul ederim diyor. Bunu anlattım. Bir gün sonra mıydı bilmiyorum. Akşam üzeri yaşlı, mühim bir memuriyetten de emekli bir Müslüman bir yerde önüme geçti. Dedi ki hocam Allah senden razı olsun. Burada geçen gün yani. Ne var efendi, ne oldu dedim. Ben dedi dersinizi dedi dinledim dedi. Bağlı hoparlörle bir camiden dinledim dedi. İdrar yollarından prostat ameliyatı geçirmiş kimseler namazını terk edemez. İdrarı aka aka namazını kılar. Çamaşır değiştirmeye de lüzum yoktur. Dediniz dedi. Benim sanki dünyalar benim oldu dedi. Ben dedi ameliyat olmuştum aynı hastalıktan. 8 seneden beri namazımı terk etmiştim. Yüreğim yanıyor, kahroluyordum dedi. Şimdi hemen başladım dedi. Bilmiyordum dedi. Hiç kimse de söylememişti dedi. Bilmiyordum dedi. Ve adam hüngür hüngür ağladı orada. Zavallı milletimiz. İslam'ı anlamak, anlatmak, okumak, öğretmek hürriyetine malik değiliz. Müslüman kendi inancını yaşama hürriyetine malik olmazsa, Müslüman dininin eğitimini yapamazsa, her meslekte İslam'ın eğitimi olmazsa, nereden İslam'ın, Müslümanların hürriyeti imkan var mı? Sersefil, abdestten, gusülden, edepten, hayadan, İslam'dan mahrum nesiller ortalığı istila edip gidiyor. Her geçen gün biraz daha kötüye, biraz daha felakete sürüklenişimizi anlamaları lazım.